Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuş uçuracağım. Şimdi hazırsanız hemen başlıyorum. Arkadaşlar ben kuşumu yere bıraktım arkadaşlar. Şimdi yerde yürüyor. Yerde yürümeyi acayip seviyor arkadaşlar. Ben en başta bunun kafesindeydi arkadaşlar. Kafesinden çıkarttım. Şöyle gördüğünüz gibi kafesinden. Elime aldım ve uçurdum arkadaşlar. Şu an yerde geziniyor. Bunu ele almak arkadaşlar, kuşu ele almak çok zordur. Bazen perdeleri de yırtabiliyor. Ben o yüzden önemli olmayan bir perde serdim. Şu gördüğünüz kuş duydu, onun kuş değil. Ben onu kaşıyorum böyle. Can kuş, ne yapıyorsun orada? Uçsana. Ben sen uç diye şey yaptım. Kafesin içinde de yürürdün. Can kuş. Of. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uçuyor. Şuna bakın. Ele almak dediğim gibi çok zor arkadaşlar. Yani siz de dikkatli olun. Çünkü kuşlar bazen düşüyor. Benimki de düştü az önce perdeden. Can kuş, o perdeyi yırtma sakın. Annem bak çok kızacak. Annem çok kızıyor arkadaşlar perde yırtılmasına. Bak kuşu zar zor aldırdım ben. Birkaç ay oldu. Can kuş oradan çık. Ben şöyle perdeyi sallıyorum çok olmamak şartıyla. Çünkü o zaman da düşer yere. O zaman kolu kanadı kırılır. Allah Allah, inmiyor kuş. Can kuş, İn oradan. Allah Allah. Can kuş niye hep orada uçulsun? Arkadaşlar uçsun diye yaptım ama uçmuyor ki bu. Şimdi uçuyorum ben onu. Şimdi gözleyin beni. Arkadaşlar sesi duyabiliyor musunuz? Nefes alma gibi bir sesi var. Arkadaşlar inanamıyorum. Bu kuş buradan hiç inmiyor. Bakar mısın şuna? İnmiyor ve ben anneme şu an rezil olacağım. Ele almak da ayrı bir zor. Onu size gösteremeyeceğim. Çünkü arkadaşlar ele almak çok zaman alıyor benim için. Hep kaçıyor çünkü. Can kuş git oradan. Hişt! Of arkadaşlar çok zor gördüğünüz gibi. Ben şimdi onu başka bir yere alacağım arkadaşlar. Birazdan görürsünüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi de tablonun üzerine çıktı. Arkadaşlar kesinlikle kuş biraz sonra buradan düşecek ama şu an hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü ona yetişemiyorum arkadaşlar. Az önce perdenin üzerine çıktım. Şimdi oraya gitti. Düzgün bir hediye konusu almaya çalışacağım ama alamıyorum. Çünkü kuşlar hep uçan varlıklar olduğu için. Can kuş, oradan düşeceksin. Bu arada kuşumun adı Can kuş. Şu an yapıp duruyor. Tüyünü silkeliyor. Yani uçurmak bir suç ama mecburen uçuruyorum. Çünkü o zaman hastalanabilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tablonun üzerinde geçen kitaplığımın üzerine konmuştu. Yani şu gördüğünüz kitaplığımın üzerine. Ama şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya konuyor. Kuşlar dediğim gibi değişik değişik yerlere konabilir. Ama ben bunu nasıl tutacağım ve nasıl kafese koyacağım ve bunu nasıl indireceğim onu hiç bilemiyorum. Şimdi düşer geçen diye geçen arkadaşlar düşmüştü yere, çok kötü şu tavandan arkadaşlar düşmüştü yere, neredeyse tavandan oraya da neredeyse 10 metre falan arkadaşlar, o yüzden düşmesinden çok korkuyorum. Can kuş, çık oradan can kuş, bak düşeceksin gene. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kuşu oradan yakaladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şu an elimi ısırıyor. Canım öyle bir acıyor ki arkadaşlar. Şöyle göstereyim size kuşu. Kafesin içini açıyorum. Ve arkadaşlar bakın kafesin içine aldım onu. Çünkü arkadaşlar düşecekti. Oradan başka yer bulamadı. Ben de onu kafesin içerisine aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Ve arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın.